Bugün, şu an, bu videoya bir şekilde yolun düştüyse eğer ya zaten uzun yıllardan beri bir hazırlıkçısın ya da hazırlıkçılığın ne olduğunu yeni yeni araştırmaya başladın ve ne yapacağını bilmiyorsun yeni bir hazırlıkçıysan. Ben bir döküman hazırladım. Daha çok sizin acil bir durumda nasıl hareket edeceğinizi önceden belirlediğiniz ve üzerine tatbikat yapabileceğiniz bir döküman bu. Tehditleri önceden tespit ettiğiniz, aile fertlerinize görevler verdiğiniz, herkesin sorumluluğunu bildiği uygulamalı bir form var elimde arkadaşlar. Bu videoda temel acil durum planı nasıl oluşturulur, görev dağılımları nasıl yapılır ve sizin baskı altındaki stres yönetiminizi nasıl etkiler? Bunu anlatacağım videoda. Zombi Podcast'i dinliyorsun. İstasyon şefiniz Tonguç ben. Temel bir acil durum planı hazırlığın başladığı yerdir. Hepimizin karşılaştığı günlük sorunlar ve kişisel acil durumlar için her şeyi kapsayan bir plandır. Plan yapmak ve ailenizin geri kalanıyla iletişim kurmak kolaydır. Acil durumda sizi ve ailenizi güvende tutmak için 4 adımlık bir süreçtir. Bunu daha da kolaylaştırmak için yazdırıp kullanabileceğiniz bir acil durum planı şablonu hazırladım. En kötüsüne hazırlıklı olduklarından emin olmak için şablonu yazdırıp arkadaşlarınızla ve ailenizle lütfen paylaşın. Peki acil durum planı oluşturma adımları nelerdir? Önceden biçimlendirilmiş bir şablon kullandığınızda acil durum planı sadece 4 adımda hazırlanabilir. Şablonumuz tehdit değerlendirmesi, sorumluluk atama, koordinasyon üzerine odaklanmaktadır. Bunlar profesyonel acil durum yöneticilerinin plan oluştururken kullandıkları adımların aynısıdır. Amatör bir çalışma değildir. Gelelim hazırsanız birinci aşamaya. Bilgi toplayın. Acil durumlar için gerekli tüm bilgi ve belgelerinizi topladığınız en kolay adımla başlıyoruz. Buna ailenizin iletişim bilgileri, temel tıbbi bilgiler ve dış bağlantılar da dahildir. Tüm bu bilgilere zaten sahip olmalısınız. İş sadece bunları takip etmeye ve organize etmeye kalıyor. Adım 2. Tehditlerinizi bilin. Temel acil durumlar her ev için neredeyse tek taraflı bir tehdittir. En azından yangınlara, haneye tecavüzlere ve elektrik kesintilerine karşı hazırlıklı olmak isteyeceksiniz. Ağırlıklı risk değerlendirmenize göre sizi ve ailenizi etkileyebilecek tehdit kategorilerini bulmak için ekstradan ben aşağıda açıklamada tehdit listesi sizin için bırakacağım. Bulunduğunuz yer çoğu doğal afet için risk seviyesini etkileyebilir. Bu nedenle kendi risk değerlendirmenizi yapmak çok yararlı olacaktır. Durumsal tehditler hazırlığınızı belirli durumlara göre ayarlamanıza yardımcı olabilir. Örneğin bir nükleer tesisin 10 mil yakınında yaşamak nükleer kaza riskinizi arttırır. Üçüncü adım, sorumluluk atayın. Planınızda çeşitli sorumlulukları ve bunlardan kimin sorumlu olduğunu detaylandırmanız gerekir. Ailenizdeki veya grubunuzdaki her bir kişiye küçük de olsa bir sorumluluk verdiğinizden emin olun. Acil durumda bir amaca sahip olmak bu durumdan etkilenen herkes için faydalı olabilir. Önceden atanmış küçük bir görev bile aile üyelerinin donup kalmamasına veya öngörülemez şekilde hareket etmemesine yardımcı olabilir. Bunun özellikle çocuklar için öneriyoruz. Çünkü bu aynı zamanda onların hayatın belirsizliklerine daha iyi hazırlayabilecek şekilde hazırlıklı olmayı ile tanıştırmak için güzel bir fırsattır. Adım 4. Planı uygulamak. Pratik yapmak mükemmelleştirir ya da en azından acil durum olduğunda bir aile felaketinden kaçınmanıza yardımcı olur. Önemli olduğunda kullanmak zorunda kalmadan önce planınızın olası aksaklıklarını ve tuzaklarını öğrenirsin. İyi anlatılmamış bir değişikliğe hazırlıksız yakalanmayın. Planı ilk yaptığınızda ve her değişiklikte herkesi güncel tutun. Herkesi planın neresinden tuttuğunu, ne gibi görevleri olduğunu, acil durumda neler yapması gerektiğinden haberdar edin. Şimdi temel adımları ele aldığımızı anlattığımıza göre şablonu nasıl dolduracağımızı gözden geçireceğiz. Öncelikle temel acil durum planı PDF şablonunu indirmeniz lazım. Link aşağıda açıklamada olacak. Ve yazıcınız varsa lütfen bu belgeyi 3-5 kopya olacak şekilde şimdiden çoğaltın.
Geldik PDF'nin birinci ve ikinci sayfasına. Birinci sayfada ailenizin adı işte ve planı oluşturduğunuz tarihi yazıyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında planı yaptığınız yerin adresi, aile üyelerinin bilgileri, atıyorum siz, eşiniz, çocuklar, büyük anne, büyük baba gibi, telefonlar, kan grupları ve kişinin özel ihtiyacına göre açıklamaları da doldurmanız gerekiyor. Çocuklar için mesela gözlüğünü unutma, lensler gibi veya diş teli gibi acil durumda yanlarına mutlaka almaları gereken şeyleri yazıyorsunuz. Veya yaşlılar için bez gibi şeyleri yazmanız gerekebiliyor. Veya sizin kronik bir rahatsızlığınız varsa kronik ilaçlarınızı yazmanız gerekiyor. Aşağıda evcil hayvan bilgileri var. Evcil hayvanınızın ismi, türü, rengi ve tasmasında bir numara yazıyorsa tasma numarası ve çip taktırdıysanız ki bu mecburi oldu artık, çip numarasını yazmanız gerekiyor. Aile dışındaki acil durum kişileri diye bir bölüm var burada. Bu bölüme de en yakın arkadaşlarınız veya acil bir durumda size yardım edebilecek, etmek için daha önceden sözleştiğiniz arkadaşlarınızın veya tanıdıklarınızın isimlerini, telefonlarını, e-postalarını veya adreslerini yazmanızı isteyeceğim. Diğer başlık okul ve bakıcı iletişim bilgileri arkadaşlar. Burada çocuklarınızın okuduğu okulları veya çocuklarınızın bakıcılarının adını, numarasını yazmanız gerekiyor. Eğer bir okulda okuyorsa ilkokul, ilköğretim veya lise, okulun bir tahliye planı var mı? Okulda bir acil durum olduğunda çocukları nereye tahliye ediyorlar? Bunları buraya not etmeniz gerekiyor. Bakıcı için de bakıcının numarası ve bakıcıyla özel bir tahliye planı hazırlamanız gerekiyor. Onun dışında aşağıda aile sorumlulukları diye bir bölüm var arkadaşlar. Eğer tek başınıza yaşayan bir insansanız bütün sorumluluklar burada size ait. Neler var? İşte setlerin envanteri, muhabere, iletişim yani, sağlık bilgileri, finansal bilgiler, evcil hayvanlar, bakım ve onarım. Ama bir aileyseniz, birden fazla kişiden oluşan bir aileyseniz, en az iki kişi gerekiyor anladığım kadarıyla. Siz ve eşiniz olabilir, siz, eşiniz ve çocuklarınız olabilir. Burada görev bölüşümü yapmanız gerekiyor. Çocuklara bile mutlaka ufak tefek görevler vermeniz gerekiyor. Mesela bakalım burada ne diyor? Setlerin envanteri, temel afet kiti, araç kitleri, kaçış çantaları, yerinde barınma da dahil olmak üzere tüm hayatta kalma kitlerinin envanterini tutun, muhafaza edin. Bu görevi alacak kişi ekstra bir liste hazırlayacak, envanteri kontrol edecek, envanterin işte içerisindeki son kullanma tarihi olan ürünleri de kontrol ettiği gibi işte tavsiye edilen tüketim tarihlerini kontrol edecek. İşte yangın tüpleri varsa doldurma zamanı geldi mi, basınçları ne alemde, bunları kontrol edecek. Mühimmat varsa mühimmatları kontrol edecek. Bu çoğunlukla aile babasına ait olan bir görev misal. Ama atıyorum gıda seti eşinize tanımlayabilirsiniz. Muhabereden kim sorumlu olacak? İletişimden kim sorumlu? Mesela demişim ki burada diğer aile üyelerinin gelişmelerinden haberdar etmek ve acil durum hava durumu radyolarıyla da bunları dinleyip bildirmek, acil durum bilgilerine erişim sağlayacak ana kişi kim olacak? Bununla alakalı çocuklara da şey verebilirsiniz, görev verebilirsiniz. Siz kendinize de görev atayabilirsiniz. Mesela sağlık bilgileri var burada. Sağlık kayıtlarınızı, daha önceden olduğunuz ameliyatların kayıtlarını, ne belgesi diyorlardı ona? Epikriz, tam hatırlamıyorum. O belgeleri veya başka herhangi bir zor durumda bilinmesi gereken medikal bir durumunuz varsa bu tarz bilgi belgeleri saklamanız gerekiyor. Kim sorumlu olacak bundan? Misal evin annesi, evin kadını. Yazıyorsun buraya eşinin adını. Finansal bilgiler. Hep diyoruz ya böyle herhangi bir deprem çantası dahi olsa onun içine pasaportunun fotokopisini, kimliklerin fotokopisini, evlilik cüzdanının fotokopisini, tapuların veya banka hesaplarının fotokopilerini koy. Bu o anlama geliyor arkadaşlar ve aynı zamanda bir miktar aslında acil durum parasından bahsediyoruz burada. Güncel mani kayıtların dosyalandığına emin olun ve tahliye durumunda aldığınızdan
emin olun. Ne var? Bakım onarım, planın yazdırılması, dosyalanması, aile üyeleriyle paylaşılması, ayrıca bir plan incelemesini başlatmak. Bu hem planla alakalı, planın uygulanmasını sağlamak, kimler sorumlu, anne baba, yazacaksın isimleri ve altta plan tarihi var, sonraki revizyon tarihi var. Mesela bunu bir aylık bir plan yaptınız, yazdım buraya bugün ayın kaçıydı misal, 15 Kasım değil mi? 15 Kasım. Bunu ne zaman revize edeceğiz? 15 Aralık. 15 Aralık yazıyorum. Geldik son sayfaya. Son sayfa tamamen aslında eylem planı arkadaşlar. Buraya kadar geldiyseniz zaten ben sizi tebrik etmek istiyorum. Birçok zorlu yeri geçtiniz demektir. Birinci plan ne? Belirlenen tehditler. Siz bu planı hangi amaçla yapıyorsunuz? Misal deprem hazırlığı mı bu? Belirlenen tehdit deprem. Ne olabilir mesela bu? Bir savaş mesela, savaş tehdidi. Her biri için farklı plan hazırlamanız gerekiyor bu arada. Onu da belirteyim. Tek plana sığmayacaktır çünkü aşağıda bir sonraki diğer doldurmanız gereken yerlere. Biz diyelim ki deprem için. Deprem yazdık buraya. İkinci madde evden kaçış rotaları. Mesela evde toplandın, evden kaçacaksın. Nereye kaçacaksın? Ve hangi rotadan kaçacaksın? Atıyorum ben X mahallesindeyim. X mahallesinin paralelinde bir ana cadde var. Bu ana cadde üzerinden 4 kilometre kuzeydoğuya doğru çıkacağım, Isparta yönüne doğru. Ondan sonra Isparta yol kavşağından köye doğru gideceğim. Bu mesela bir rotadır. Rota belirlemektir. Açık bir rotadır. Bunun kapalı rotalarını da belirleyebilirsiniz. İşte şu X veya Y noktasından yola çıkıp işte şu sokaklardan 1 kilometre şu konuma, sonra 2 kilometre bu konuma gidip orada atıyorum Hal kavşağından sonra direkt güneye doğru sahile gideceğim gibi bir plan da yapabilirsiniz. Bu tamamen size, kendinize özel bir plan olacak arkadaşlar. Üçüncü adım, acil bir durumda ayrıldığınızda evinizin yakınındaki bir yerde buluşun. Bu yer neresi olacak? Acil buluşma noktası arkadaşlar. Bakıyorum buraya ekstra bir not almadım mı? Yok, almamışım. Bu şu demek. Başınıza herhangi bir şey geldi. Herhangi bir afet oldu. Sel oldu, yağmur oldu, çamur oldu, deprem oldu, bomba düştü, füze düştü. Bir şekilde iletişiminiz kesildi, telsizler çalışmadı, telefonlarla iletişim kuramadınız. Ortalık yangın hıraş mı denirdi? Yangın hıraş konumunda. Abi her zaman sizin bir buluşma noktanızın olması gerekiyor. İşte şu park, işte bu okulun yanı, işte bu hastanenin berisi, işte şu eczanenin orası, şu benzin istasyonu, şu lastikçi gibi, şu bakkal gibi. Bu önceden belirlenmiş olmalı ve bir şekilde haberleşemediğinizde orada buluşuyor olmanız lazım. Geldik dördüncü maddeye. Tahliye sırasında sığınak yerimiz. Yani artık deprem tehdidi için hazırlıyorduk bunu ve deprem tehdidine göre sizin bölgeyi, evi tahliye etmeniz gerekiyor. Rotanız da var, az buçuk belirlemişsiniz ama en nihayetinde varmak istediğiniz yer neresi? Oraları detaylandıracaksınız burada. Atıyorum köydeki şu ev, işte Ahmet amcanın şuradaki evi gibi. Mesela alternatif rota diye bir başlık var. Burada pardon, hem rota hem alternatif rota. Siz Ahmet amcanızın köydeki yerine gidecekken bir ana rota belirliyorsunuz. Bu rota üzerinden bütün aile, acil durum planına dahil olan herkesin bileceği bir rota oluyor. Yine aynı şekilde bütün bu plana dahil olan insanların bileceği alternatif bir rotanızın olması gerekiyor. Ondan sonra beşinci maddeye geldik. Belirlenmiş yerinde barınma odası. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Gittiğiniz yerde nereyi kendinize sığınma
alanı sığınma odası olarak belirleyeceksiniz. Ve bu odanın içerisine neler koyacaksınız, nasıl bir envanterle gitmeniz gerekiyor, bunu yazacaksınız. Ve bir de 6 numara panik odası. Pardon, 5. maddeye geri dönüyorum. 5. madde şu: sizin belirlediğiniz yerde barınma odanız neresi olacak? Bu, atıyorum, bir tahliye sonrasında gittiğiniz Ahmet amcanın evi veya kendi yazlığınız olabilir. Veya bu terk etmediğiniz evi, evinizin bir köşesi, bir odası. Hangi oda bu? Hangi oda sizin bug in dediğimiz saklanma odanız olacak? Ve burada hangi envanterlerin olması gerekiyor? Burada hani görev veriliyordu ya, setlerin envanteri. Bu setlerin envanterini çıkartmaktan kim sorumluysa, bu barınma odasının envanterini de hem o çıkartacak hem o kontrol edecek. Ve ayrıca panik odası. Panik odası için de ayrıca bir envanter listesi belirlemeniz gerekiyor. Barınma odasıyla panik odası aynı yer olabilir. Eğer olmuyorsa bunu şöyle çeşitlendirebilirsiniz: ben evimde bir panik odası yapmak taraftarıyım. Onun dışında benim kendi sığınma alanım var atölyemde. Panik odamda beni yine birkaç gün idare edecek envanter koyabilirim. Oraya da iki tane çanta koyarım. Acil durum tahliyesi için barınma alanım, kendi sığınağım diyeyim. Sığınağım içinde kendi bu atölyemde yaptığım yeri uygularım diye düşünüyorum. Ve ek eylem planı bilgileri ve çizimleri. Burada da ekstradan sizin plana eklemek istediğiniz bir şeyler varsa buraya ekleyebilirsiniz. Evcil hayvanlarınızı nasıl tahliye edeceğinizi yazabilirsiniz. Başka ne var? Şeyleri çizebilirsiniz. Acil durum rotalarını çizebilirsiniz. Ve yine aynı şekilde sonda plan tarihi ve sonraki revizyon tarihini doldurup bu formdaki işimiz bitti sayılır. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şöyle bir önemli nokta var. Bu PDF'yi indirdiğinizde editlemek isterseniz, eğer PDF editleme yazılımınız varsa, kendinize göre editleyin arkadaşlar. Yani ben buraya zombi podcast falan yazdım, silebilirsin, ailenin adını yazabilirsin, tamamen free. Zombi.com.tr benim internet adresim, şu an YouTube'a yönlendiriyor ama bir blog sayfası açılacak ve birçok dokümana oradan ulaşmaya devam edeceksiniz. Bunu revizyon tarihlerini hep ayın 1 ile 5'i arası yapmanızı tavsiye ederim. Her ay başında planı ailenizle beraber oturur, tekrar gözden geçirirseniz, aynı zamanda bu sizin herhangi bir afet, herhangi bir acil durumda sinire, strese, paniğe girmenize engel olacaktır. Ve söylemeyi unuttum. Böyle bir plana sahip olmak sizin acil durumda karşılaştığınızda fikir ayrılıklarının oluşmasını engelleyecektir. Hangi durumda nasıl davranılacağı, kimin hangi görev ve sorumluluklarının olduğunun bilinmesi, kafa karışıklığını ve o anki yaşanabilecek ağır tartışmaları engelleyecektir. Ve şöyle bir durum var. Bu acil durum planı arkadaşlar gizli kalmalı. Yani etrafınızdaki konunuz, komşunuz bunları bilmemeli. Çünkü burada sizin hem kendinize ait envanterleriniz var, kendinize ait kaçış planlarınız var. Sizin için tehlikeli olabilir. O yüzden bunu herkes, aile bireyleri okuyup, içselleştirip, tatbikatını yaptıktan sonra katlayıp güvenle, evin içinde güvenli bir şekilde nasıl saklıyorsanız dosyalarınızı, önemli evraklarınızı, orada saklamanızı tavsiye ederim. Gelelim son söze, toparlayalım. Bence bu sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz, aslında onlarla örnek bir plan yaparak pratik yapabileceğiniz veya yeni evlenmiş, yeni eve sahip olan, yeni ev satın almış
yeni taşınmış insanlara basıp çok rahat hediye edebileceğiniz güzel bir hazırlıkçı hediyesi olacaktır. Hep hazırlıkçılara ulan bunlar manyak mı deli mi neye hazırlanıyorlar falan diyorlar ya. Al kardeşim bak biz buna hazırlanıyoruz. Bak deprem olursa ne yapacağımızı biliyoruz. İşte aileden biri kaza geçirse ne yapacağız bunu biliyoruz. Bir sel olduğunda veya bir çatışma çıktığında ne yapacağımızı biliyoruz. Biz bunu yapıyoruz. Bunu sen de yapabilirsin. Bak ne kadar kolay. Derken aslında hazırlıkçılığı da anlatmış, biraz da pazarlamış olacağız bunu insanlara dağıtarak. Ve son söz, yine tekrar ediyorum, baskı altında stres yönetimini öğrenebilmenin tek yolu planlı olmaktır. Ne yapacağını bilmektir. Ne yapacağını bilmek stresi ve baskıyı azaltır ve bundan dolayı kontrolünüzü kaybetmezsiniz. Çoluğunuz, çocuğunuz, ananız, babanız, eşiniz, herkes ne yapması gerektiğini bildiği için panikleyecek vaktiniz bile olmaz. Paniklemeyi düşünmeyeceksiniz bile. Size güzel hazırlıklı günler diliyorum. Başımıza hiçbir felaketin gelmediği, hazırlıklarımızı hiçbir zaman kullanmadığımız güzel geleceklere diliyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olmadıysanız da artık buraya kadar izlediniz. Bir abonelik alırız yani. Hoşça kalın.